Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'ndeyiz. Mahallede neler var neler yok, sorunlar, sıkıntılar, talepler ne yönde? Muhtarımız rehberliğinde gezip görerek ekranlarınıza taşıyacağız. Hadi başlayalım. Evet değerli izleyenler, İskender Mahalle Muhtarlığı'ndayız. Muhtarımız İsmet Kaplan'la ufak bir söyleşi yaparak başlayacağız programımıza. Muhtarım, öncelikle sizi tanıyalım. Neler söyleyeceksiniz? Ben İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan. Mahallemiz inan çok güzel, kutu gibi. Mahallemizi seviyoruz. Bugün 42 senedir esnaflı yapmaktayım mahallede. Mahallemizde 5 tane okulumuz var. 3 tane camimiz var, 30 tane sokağımız var, 4 tane de caddemiz var. Halükarda bu caddeler, sokakların bütün şeylerini hepsini yaptık. Peki muhtarım, mahalleniz tam olarak nerede kalıyor bilmeyen izleyicilerimiz için? Tabii, komşu mahalleleri tabii. Hangileridir? Aynen. Şimdi bizim komşu mahalleleri Hidayet Mahallesi, Halfettin, Cirikpınarı, İlyas Mahallesi, Melek Baba. Bu 5-6 mahalleyi birleştiren bir şeyimiz vardı. İleride Kaynarca var. Onun yanında, Cirikpınar'ın yanında Halfettin vardı. Halfettin'in Sarıcıoğlu var. Bunlar aynı sınırlar içerisinde devam etmektedir. Çok merkezi bir mahallede oturuyorsunuz. Aynen. Çok merkezi bir mahallede muhtarlık yapıyorsunuz, evet, muhtarlık hizmetini yürütüyorsunuz. Muhtarım, peki hani mahallenizi tanıyacak olursak seçmen sayısı kaçtır, nüfus sayısı kaçtır? Nasıl bir dağılım söz konusu? Şimdi seçmenimiz, 3000'e yakın bir seçmenimiz var. 6000-6500 nüfuslu bir mahalle. Bayağı gelişli bir mahallemiz. Çok güzel bir mahallemiz var. Hepsine Allah razı olsun. Komşularımdan razıyım. İnşallah daha da güzel olacak. Peki muhtarım, kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Bu ikinci dönemim. İnşallah bu dönemde başarıyla yaparsak bizden iyi gidi yok yani diyelim. Peki 31 Mart seçimlerinde tekrar aday oldunuz ve kazandınız. Evet. Ne gibi hizmetler uğruna hani bu görevi tekrardan yapma başarısını gösterdiniz? Evet. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. İnşallah biz seçmenlerimize de mahallemize de bir şey verdik. İnşallah bu şey olursa salı ocağımız en kısa zamanda yapılacak zaten. Bir hafta 10 gün içerisinde inşallah başlayacaklar. Artı semt konağımız var. Semt konağımızda dikiş, nakış, Kur'an kursu böyle bir faaliyetler içeriyor. Sportif bir şeyimiz var, yerimiz. O da 180 tane bir ortağımız var. Yani mahalle halkının bir o şeyi. Belediye inşallah onu, Büyükşehir Belediyesi onu yaparsa onun peşindeyiz. İnşallah onu da en kısa zamanda çözeceğiz. Bu dönemde yapacağımız şeyler. Camilerimiz var, 3 tane camimiz var küçük. İnşallah Hidayet Camisi'nde en kısa zamanda onu da başlayacaklar. İskender Mahallesi'ne de ona da yapacağız inşallah. Bir İncirlik Camimiz var, o da zaten küçük. İlerideki onu da çekimini yapacağız, görürsünüz. İnşallah güzel bir şeylerimiz olacak yani. Peki muhtarım, mahallenizde kaç tane çocuk parkı var? Şu anda 3 tane çocuk parkımız var. Yeterli mi peki? Yeterli. Çünkü bazı mahallelerde bugün Taştepe'ye gidiyorsun, hiç şey yok, çocuk parkı yok. Halfettin'de çocuk parkı yok. Bazı bölge şeylere gidiyorsun, çocuk parkı, ama bizim şeyimizde 3 tane çocuk parkımız. Maşallah 5 tane de okulumuz vardı. Bugün okullarımız mesela Kubilay İmam Hatip Okulu, Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi, ayrıca Orhan Gazi Ortaokulu, Tevfik Memle Gültekin İlköğretim Okulu. Onun yanında anaokulumuz var, kamu görevliler anaokulu. Hepsi de iç içe olduğu için mahallemize güzel hizmetler veriyor. Peki bu okullar yeterli oluyor mu muhtarım? Şu anda yeterli. Yetersiz de inşallah İlyas'la Melek Baba'nın oraya bir okul yapılırsa bizim buradaki şeyimiz daha güzel olacak. Bugün Tevfik Memle Gültekin İlköğretim Okulu öyle bir şey ki proje bir okul. Yeni yapıldı. Allah razı olsun yapanlardan, şeylerinden, devletimizden. Güzel bir şey oldu, açılışını da yaptık. Hocalarımız da, müdürlerimiz de, şeylerimiz de pırlanta gibi gençler.
Onlar da uğraşıyorlar. İnşallah bir şeyler yapacağız. Peki muhtarım, biraz da mahalleyi tanıyalım dilerseniz. Mahallede nasıl bir sosyoekonomik dağılım söz konusu? Daha çok dar gelirli vatandaşlar mı mevcut, yoksa orta gelirli mi? Nasıl bir dağılım söz konusu? Şimdi mahallemiz eskide tabii ki zenginlerimiz vardı. Mesela Şahin Bey Sokağı, hatta ismini verilmiş şeyden Tatar Sokağı, mesela Sürmeli Sokağı. Bunlar mesela Tevfik Memle Gültekin İlköğretim Okulu'nun ismi de zaten bizim mahallede eniştemizden gelme, yani şeyimizden, sağ olsunlar, yaptılar. Şu anda bizim mahallede 6-6,5 bir nüfusu var, 6500-6000 nüfusu var. Bunlar hepsi orta kesim. Yani içinde o kadar zengin olacak pek nadir, yani sayılı şeyden. Yani kendi yanında kavranlar, köylü kısmı, bunlar idare ediyorlar kendi kendilerine. Yani kimse kimseye muhtaç değil. Komşuluk şeylerimiz de çok güzel. Birbirlerine gider gelirler. Apartman olduğu için eskiden tek katlıydı, hepsi birbirlerini tanırdı. Ama şimdi apartman olduğu için en güzeli işte biz muhtar olarak inşallah komşuluk ilişkilerini geliştireceğiz. Peki yaptığınız herhangi bir proje mevcut mudur muhtarım bu konuda? Projemiz şu anda zaten projeler üzerine çalışıyoruz. Koskep olsun, bir de bu Batagaz'ın belediyenin şeyini yaptığı yeni şey var. İnşallah haftaya da onlar gelecekler. Onlar geldiği zaman inşallah her şey güzel olacak. Peki muhtarım, hani muhtar evinde dikkatimizi çeken bir şey oldu. 2015 yılında en iyi muhtar seçilmişsiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla şimdi muhtar demek seçilmiş kişi demek. Mahallenin tabii ileri gelenleri şeyler, mahalle bizi tanıdığı için şimdi güvenilir olacak en başta. En başta baba olacak, bir abi olacak, amca olacak. Yani birisi geldiği zaman derdini anlatacak kişi olacak. Muhtar budur yani. Muhtar her şeyin derdine koşması lazım. 24 saat biz hizmetteyiz. Yani Allah razı olsun, komşularda herkesten biz razıyız. Peki muhtarım, mahalleli en çok hangi şikayetle kapınızı çalıyor? Burası ekserite şikayet yok. Şimdi bazı çocuklardan şikayet geliyor. Bazı özürlü insanlar var, onlardan şey geliyor ama onları en kısa zamanda çözmeye çalışıyoruz. Peki muhtarım, sorunları, sıkıntıları yerinde görmek üzere turumuza başlayalım o zaman. Buyurun. Evet değerli izleyenler, muhtar evinin de içerisinde bulunduğu Alp Tunga Çocuk Parkı'ndayız. Muhtarım, bu park ne zaman yapıldı? Neler söyleyeceksiniz? Parkımız 15 sene önce yapıldı. Hem 20 seneye yakın bir zamanda yapıldı. Çok güzel bir yerimiz var, parkımız var. Yani ağaçlandırması güzel, sakin. Herhangi bir şeylik yok burada yani. Bazı parklara nazaran şeyler çok oluyordu ama burada herhangi bir şeyimiz yok yani şu anda. Güzel bir parkımız. Peki muhtarım, herhangi eksikleri var mı? Eksikler zaten ufak tefek eksikler olacak, onları da gidereceğiz yani inşallah. Herhangi bir eksiğimiz yok. Yağmur drenajı şeyini yaptırdık zaten, yağmur suyunu şeyini. Ondan sonra alttan şeyini aldık, sulamasını aldık. Şeyini yaptırdık yani, bir tellerimiz, hafif bir şeylerimiz var. Onları da yaparsa inşallah şey kalmaz yani, herhangi bir sorun kalmaz. Peki muhtarım, MOBESE kamerası eksikliği var mı? MOBESE kamera eksikliği var. Onu belediyeye şey ettik. Emniyet müdürlüğüyle de şey yaptık. Onu inşallah en kısa zamanda onu takacağız. Muhtarım, çevre düzenlemesi konusunda neler söyleyeceksiniz? Parklarınız yeteri kadar temizleniyor mu? Şimdi parklarımızda şu anda sıkıntımız var temizlik şeyinde. Şimdi zaten çöpçülerimiz geliyor, temizliyorlar da yeterli değil. Çünkü niye diyeceksin, kavuşamıyorlar. Tek bir kişi çalışıyor. Koca mahallede bir kişi temizlikçi çalıştığı için ancak öğleden sonra temizlemeye geliyor parklar. Peki muhtarım, alan olarak da çok büyük bir alana sahip parkınız. Sizce biraz daha yani destek sağlanamaz mı? Eksikler çok fazla değil mi sizce? Yani çocuklar için sportif faaliyetleri yürütebilecekleri alanlar olsun. Bunların daha çok fazlalaşması gerekmiyor mu sizce? Alan olarak, çünkü büyük bir alana sahip. Tabii alan büyük. Şimdi biz basket şeyine şeydik, ekseriyeten basket oynamıyorlar da çocuklar top oynuyorlar burada. Zamanında ben buraya söyledim, dedim burayı yaparken dedim, burayı dedim bir halı saha yapın.
Halı saha yapın ki halı sahaya bugün seyirci 20 kişi 30 kişi geliyor. Hiçbir pislik olmaz yani. Ama şu anda iyi yani. Yapılsa iyi de bir sefer yapılmış. Tekrar ikinci bir sefere şey etmeye yapmaya gerek yok yani. İnşallah yapılacak yerler var. Oraya şey dersek oraya bir spor şeyi yapacağız inşallah. Peki mahallede kaç tane park var muhtarım? Mahallede şu anda 3 tane park var. 3 tane parkımızın şeyinde bir de spor alanımız var. O spor tesisini gençler illa diyor ki muhtarım diyor bize diyor şey ya, halı saha yapasın. Ben de dedim valla başkanımıza ileteceğiz. İnşallah başkanımız da olumlu karşılarsa bir spor sahası yapacağız inşallah çocuklara. Yani mahallenizdeki gençler daha çok halı saha eksikliği aynen, yaşıyorlar. Aynen. Nerede görseler zaten çocuklar diyor ki muhtarım diyor ne zaman yapacaksın şeyi. Valla dedim onu muhtar değil de muhtar önce olacak dedim. İnşallah biz dedim belediye başkanlarıyla görüşeceğiz. Onlar dedim burayı uygun görürlerse dedim oraya dedim şeyi yaptıracağız. İnşallah şöyle bir 5-6 ay sonra şey edeceğiz inşallah. Halledeceğiz yani. Peki muhtar mahallenizdeki en büyük park burası mı? Şimdi bir burası var. Şey de aynı. Melek Baba'nın oradaki park da aynı. Fethi Öncü Parkı. Oradaki de güzel bir şehitimizin ismini verdik. Allah razı kanı kanı rahmet eylesin şehitlerimizin hepsine de. Orası da güzel bir parkımız, alanımız geniş. Oranın da düzenlemesini güzel yaparsak, şimdi yol geçiyor orada, o yol geçtiği zaman oranın düzenlemesini yaparsak çok mükemmel bir şeyimiz olacak. Sahamız olacak. Zaten Ertan Gökhan Parkı var şeyde, cadde üstünde. Oraya da 3-4 mahallenin şeyi birleştiği için, cadde olduğu için oraya da güzel bir oturma yeri yaptık. Allah razı olsun başkanımız da. O zaman Selahattin başkanımız yaptı. Açılışını da yaptık o zaman. Çok güzel olacak inşallah. Zaman her şeyi zaman gösterir. Zaman her şeyin ilacıdır. Evet değerli izleyenler, mahallede bulunan Tevfik Memnune İlkokulu'nun önündeyiz. Muhtarım ne zaman yapıldı bu okul? Geçen sene başladılar, bir sene zarfında bitirdiler. Bu sene açılışını yaptık. Çok güzel bir okulumuz oldu. Mahallemize hayırlı olsun. Bayağı çok amaçlı bir okul yani. Proje bir okul. Öğretmenlerimiz de güzel. Çalışanlarımız da güzel yani. Hakikaten de mahallemize layık bir okul oldu. Komşu mahalleler de buradan faydalanıyor değil mi muhtarım? Tabii tabii. Bugün İlyas Mahallesi'nin tümü, Melek Baba'nın bir kısmı, Hidayet'in Çavdar tarafında bir kısmı, İskender Mahallesi'nin tümü burada şey. Eskiden mesela şey dedi, diyorlardı ki Hidayet Okulu'na çocuklarımızı yazdıralım. Şimdi de bu sene maşallah 760 tane bizim şeyimiz, talebemiz oldu. Kayıt yeni yaptı. Açılmasına rağmen. Yeni açılmasına bir de proje okulu olduğu için. Öğretmenlerimiz de kaliteli. Hakikaten de yani çok güzel bir şeyimiz var. Müdürümüz de yeni geldi. O da genç bir pırlanta gibi bir müdürümüz. İnşallah daha güzel olacak. Eğitimimiz daha yükselecek. Daha yüksek bir seviyelere gelmesini diliyoruz. Mahallede kaç tane okul vardı muhtarım? Mahallede 5 tane okul var. 5 tane okulumuz da bizim mahalleye bayağı bir hizmet vermekte. Güzel bir okullarımız, şeylerimiz var. Müdürlerimiz de iyi. İnşallah daha iyi olacak. İzleyenler, İskender Mahallesi Camii'nin önündeyiz. Muhtarım neler söyleyeceksiniz? Ne zaman yapıldı bu cami? Şimdi bu cami 1945'lerde falan 50'lerde cami yapıldı. Küçük bir oda şeklindeydi. Gittikçe büyüdü. Bu gördüğünüz minare de 1950'lerde Çavuşoğlu Kilisesi'nde iki tane şeyimiz vardı. Minare getirdiler. Birini İlyas Mahallesi'ne, birini de İskender Mahallesi'ne getirdi. Şimdi getirmelerinin sebebi de o zamanın bizim komşularından Nazım Dayı vardı, taş duvar ustasıydı. O zaman şeye İlyas Mahallesi'ne getirip monte ettiklerinde bir tane daha varmış. Demiş ki bunu da bizim camiye götürelim, şey edelim. Buraya getirip montelediler o zaman. Şimdi bu 1890 senesinde yapılan şeye, taş şeye eski olduğu için bu bizim camimiz de tabii 1945'lerde falan yapıldı. Onun için bu tarih yani şey eski bir tarih. Şeyden gelme.
Bunu İlyas Mahallesi restore edildiğinde ben de gittim Vakıflar Müdürlüğü'ne. Dedim müdürüm dedim madem İlyas Mahallesi'ne dedim şey yapıyorsunuz, restore ediyorsunuz. Bizim de mahallemizde böyle böyle tarihi bir yerimiz var, onu da restore edersin. Dedi ki sizin orada dedi tarihi değil dedi, burası daha eski dedi olduğu için. Hakikaten de baktık arşivlerden İlyas Mahallesi'nin tenekeli camisi daha eski. Ama bizim burası eski olmadığı için burayı şey etmediler. Burası da vakıfın değil, şahıs malı. İnşallah bunun derneğini de kurdular. En kısa zamanda inşallah buranın da şeyini yapmaya çalışacağız. Herhangi bir 16 tane bir şeyimiz vardı. Ortak var, camiye ortak şey ettiler. Onu da inşallah çıkarırsak kısa zamanda burayı da yapmayı düşünüyoruz. Peki muhtarım, mahallede kaç tane cami var? Mahallede 3 tane cami var. Hidayet Camisi, İskender Camisi. Bir de şeyde Salı Hoca'nın oradaki olan camimiz var. 3 tane camimiz var bizim. Muhtarım, cami hemen okulun yanında bulunuyor. İşte bu cadde üzerinde, bu sokak üzerinde sorun sıkıntı var mı? Şimdi cadde üzerinde sıkıntı şu var. Kasis dolayı biraz sıkıntılı var. Okulumuzun önünde yapıldı da yeterli değil. Şimdi arşada caddemiz var, orası sıkıntılı. Burada da çok dört yol olduğu için buraya da kasis, yani MOBES'e konması biraz şey de, kasis olsa daha iyi olacak. İnşallah ondan kısa zamanda yaptırmaya çalışacağız. Peki muhtarım, trafik konusunda sıkıntılar yaşıyor musunuz? Park konusunda, otopark olur, trafik olur. Şimdi, yani herhangi bir sorun, sıkıntı var mı? Şimdi tabii ki sıkıntılar olacak tabii. Hiçbir bir evde sıkıntı olmayan bir şey var mı? Burada da sıkıntı olacak mahallemizde. Bugün şeylerde otopark sorunlarında biraz sıkıntı var. O da inşallah halkımız, bizim vatandaşımız, komşumuz arabaların düzenini korsa inşallah bu sıkıntı da ortadan kalkmış olacak. Yani mahallede otopark var mı? Yok, otopark yok. Otopark evlerimizin önü. Başka otoparkımız yok şu anda. Peki muhtarım, mahalleli hani evlerinin önüne böyle park ediyor. O da bir trafik sıkışıklığına falan neden olmuyor mu sizin mahallede? Tabii şimdi oluyor. Bak şurada iki tane mesela örneğin otobüs şey etmişler komşular. Onun yanına da, o iki otobüsün yanında 10 tane araba şeydi. Burası otobüs şeyi değil. Getirirler otobüslerini buraya bırakıp gidiyorlar. Haftalarca burada kalıyor. Ama olmaz şimdi okulun önüne herhangi bir şeyde çağ çolumuz var. Trafik şeyinde bir gaza olduğu zaman en azından müdahale etmemiz lazım. Şimdi kazaya sebebiyet veriyor çünkü. O zaman sürücüleri daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Elbette tabii, onlar daha duyarlı olsun. Mesela bizim mahallemizin hakikaten halkı çok duyarlı bir insanlar. Çünkü ben burada doğma büyüme burada olduğum için bugün 42 senedir esnaflık yapmaktayım. İnşallah daha güzel olacak. Evet değerli izleyenler, Tatar Sokak'tayız. Mahallede bulunan 4 tane okul aynı alanda bulunuyor. Muhtarım, neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi okullarımız çok güzel. Şimdi bu yaptığımız yerde yolları da güzel genişledi. Elektriği olsun, efendime söyleyeyim yağmur drenajı olsun, kaldırımı olsun, bisiklet yolu olsun, görme engellilerin geçeceği yerler olsun. Buralar çok... Peki muhtarım, bu bisiklet yolu ve görme engeller için yapılan set ne zaman yapıldı? Bunlar 2015 Temmuz şeyinde yapıldı, Temmuz ayında. Burayı yaptığımızda sağ olsun Selahattin Başkanımız, o zaman belediye başkanıydı. Kendilerine rica ettik. Dedi ilk dedi bisiklet yolunu dedi sizin oraya yapacağız dedi. Ben kendilerine buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Yani Malatya'daki ilk bisiklet yolu burada mı yapıldı? Battalgazi bölgesinde ilk bisiklet yolu buraya yapıldı. Ondan sonra da öğretmen okulunun oraya yapıldı. Öğretmen evinin oraya yapıldı. Ondan sonra da tabii başka yerlere çok yap. Çöşnik'te olsun, şeyde olsun bayağı şeyler yapıldı yani. Allah razı olsun hepsinden. Mahallemiz çok güzel oldu. Hele bir de okullar bölgesinde temizliği olsun, şey olsun, esnafı olsun. Yani bütün şeylerimiz çok mükemmel oldu. İnşallah daha iyiye gitmeyi temenni ediyoruz. Muhtarım, bütün okulların aynı bölgede bulunması da büyük bir şans sizin için. Tabii. Mahalle için güzel bir şans. Bugün mesela 4 tane okulumuz var. Kubile Lisesi olsun, mesela Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi olsun, Orhan Gazi Ortaokulu olsun, Tevfik Memine Gültekin İlköğretim Okulu. Arka tarafta anaokulumuz var, kamu görevliler, 4 dörtlük şeylerimiz var. Okullarımız da yeni. İnşallah seneye dediler Kubile Lisesi'ni yapacağız yenisini. Hem de oraya çift şeyli yapacağız.
İnşallah onun da şeyini alacağız, orayı da yaptırmaya çalışacağız. Önce olacağız yani. Peki muhtarım, bu bisiklet yolu yapılırken ne gibi zorluklar yaşadınız? Ya da yaşadınız mı zorluklar? Yani mahallenin şimdi, buna talebi nasıldı? Bakışı nasıldı? Burayı yaptığımızda bura dar bir sokaktı. Burayı genişlettiğimizde 15 Temmuz şeyine rast geldi. O zaman da tabii bir ay zarfında bütün araçlar hepsi çekilmişti. Mahalle halkı o zaman sağ olsunlar. Ya muhtarım tozdan öldük şeyden ama suluyorsun. Temmuz ayı, Temmuz ayında bugün şey olmaz ki. Suluyorsun yine şey oluyor. Yani ondan, biraz şanssız bir döneme geldi. Yani şanssız döneme geldik. Sağ olsunlar yine de bizim mahalle halkı duyarlı olduğu için hepsine çok çok buradan teşekkür ediyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. Ben hepsinden razıyım. Allah da onlar razı olsun. Evet değerli izleyenler, esnaf röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Kaç yıldır burada esnaflık yapıyorsunuz? 3 yıllık burada esnaflık yapıyorum. İsmim Ramazan Ceylan. Peki mahallede ne gibi sorun sıkıntılar var sizce? Mahallemizde ne gibi sıkıntılar var? Yani şu anda mahallemiz dört dörtlük. Muhtarımızdan Allah razı olsun yolları yaptı, okula yardımcı oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok mahallede. Yani bir esnaf olarak sıkıntılar yaşamıyor musunuz? Mesela eksik gördüğünüz yönleri yok mu mahallenin? Yani illaki her mahallede eksikler olur ama bizim mahallemiz dört dörtlük. Herhangi bir eksiklik yok. Peki ayrıca bu mahallede mi oturuyorsunuz? Evet, bu mahallede oturuyorum. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 8 yıldır burada oturuyorum. Peki biraz mahallenin kültüründen bahseder misiniz bize? Komşuluk kültürü nasıldır? Herkes birbirini tanır mı? Yani eski kültür kalmamış. Kimse kimseyi tanımıyor artık. Apartmanda birbirlerini tanımıyorlar. Komşu komşuyu tanımıyorlar. Eskisi gibi değil yani. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Peki birlik beraberlik nasıl düğünde, cenazede gidip düğünde, gelme cenazede oluyor mu yani? Birlik beraberlik var. Birbirimize gideriz, onlar gelirler. Herhangi bir kişinin bir şeye ihtiyacı olduğu zaman yardımcı olurlar. Sıkıntı yok yani. Peki esnaf olarak mahallenizden memnun musunuz? Memnunum, memnunum. Evet değerli izleyenler, Beyaz Su Sokak'tayız. Muhtarım, mahalle genelini gezdiğimiz zaman elektrik direklerinin yer altına alınmadığını görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şimdi geçen sene 2018'de bize elektrik kurumuna müracaat ettiğimizde bize tamamının yapılması için şey etmiştik. Ama yatırımların durduğundan dolayı bizim birkaç bölümü şeyini elektriğin yer altına aldılar. Beyaz Su Sokak. Birkaç sokağımız yer altına alınmadı. Onu da inşallah Gökhan Bey'le görüştük. Gökhan Bey'den şeyi aldık. En kısa zamanda bunların da yapılmasını rica ettik. İnşallah bunların da kendileri bize yardımcı olacaklar. Peki muhtarım, bir yağmurda falan sıkıntı oluşturmuyor mu sizin için? Tabii sıkıntı oluyor. Mesela biz oraya gitmedik. Bugün şeyde Tenekeci Sokak'ta sıkıntı vardı. Orada en aşağı 15-20 kapının şeyinde elektrik şeyi fazla gelmişti. Bütün tesisatlar hepsi yanmıştı. Onu tabii TEDAŞ'a bildirdik mahalle halkı olarak. Muhtar olarak gittik beraber. Onların bütün ihtiyaçları şeylerini giderdiler. Sağ olsunlar TEDAŞ'ta. Ama oran direkler yağmur yağdığı zaman şey olduğu zaman oksitlenme oluyor. Oksitlenme olduğu zaman yangın çıkma şeyi oluyor. İnşallah orayı da biz gereken şeyle talimatları verdik. Gökhan Bey'le görüştük. İnşallah en kısa zamanda oranın da yer altına almasını sağlayacağız. Evet değerli izleyenler, Neşriyat Sokak'tayız. Şu an bulunduğumuz alanda daha önceden 50 yıllık bir sağlık ocağı vardı. Fakat sağlık ocağı işlevini yitirince yıkıldı. Şimdi yerine yenisi yapılacak. Muhtarım, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi tabii ki bir sene yakın bir zamandır sağlık ocağımız yıkıldı. Ödeneklerden dolayı bilhassa biraz uzadı. İnşallah bir hafta 10 gün içinde şeyini aldık. İhalesini, şeyini, plan projesini, her şeyini yapıldı.
İnşallah bir hafta 10 gün sonra burası yapılmaya başlanacak sözünü aldık. Şimdi burası 50 senedir bir salon ocağıydı. Artık işlevini, dediğiniz gibi işlevini yitirmişti. O yüzden yani sağ olsunlar bizim il müdürümüz de geldi, baktı, yıkılmasına şey etti. Melek Baba'nın oraya geçici olarak şey verdiler ama en kısa zaman bir sene, 6 ay içinde veya da bir sene içinde burayı yapmayı düşünüyorlar. İnşallah en kısa zamanda burayı yapıp bitirecekler. Ben burada il müdürü Recep Bentli'ye çok teşekkür ediyorum duyarlılığından dolayı. Ahmet Budağa müdür yardımcısı, ona da çok ilgilendiler. İnşallah burası büyük bir hastane tipinde olacak, mini bir hastane olacak. Bütün işlevler burada görülecek. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Muhtarım, mahalleli şu anda geçici olarak Melek Baba'daki sağlık ocağından mı faydalanıyor? Evet, şimdi burayı yırttıkları zaman biz mahallemizde yer bulamadık, büyük bir yer. Yoksa mahallemizden çıkarmayacaktık. Ondan sonra o Melek Baba'nın oradaki yer müsait olduğu için orayı tamir ettiler. Geçici olarak orayı şey yaptılar, salı ocağı. Burası yapıldıktan sonra orada iki tane doktor bırakacaklar, orada işlev görecek. Tabii burada herhangi bir şeyimiz yok yani. Burada inşallah tam tesisatlı bir hastane tipinde bir şeyde faaliyet gösterecektir. Peki diğer mahalleler de buradan faydalanacak değil mi muhtarım? Bugün mesela 6 mahallemiz burada şeyi görecek. Bugün mesela İlyas Mahallesi, bizim İskender Mahallesi, Hidayet Mahallesi, Kaynarca, Çarmuzu, Halfettin, yani Halfettin'in bir bölümü diyelim, Sarıcıoğlu'ndan da gelenler var. İnşallah burası 6-7 mahalleye hitap edecek güzel mini bir salı ocağı olacak. Alan olarak büyük bir alana sahip. Büyük tabii, 1200 metre şeyi var, yani 1,5 dönüm yerimiz var. Siz de görüyorsunuz zaten çekimini yapıyorlar. İnşallah buraya yapıldığı zaman buranın hareketliliği şey olacak. Burada iki tane eczanemiz var. Allah razı olsun, onlar da buradan taşınmadılar burası yapılacak diye. Onlar da duyarlılığından da onlara da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Yani mahallenin acilen bir sağlık ocağına ihtiyacı var diyebilir miyiz muhtarım? Tabii, acilen demeyelim de yani en sonunda yapılacak yani burası. Birinci sırada, öncelikli birinci sırada, çünkü biz kendi Vali Bey'le de görüştük. Vali Bey'le de telefonla görüştü il müdüründen. Burası en kısa zamanda birinci sırada olduğu için dedi en kısa zamanda yapılacak yani. Evet değerli izleyenler, Şimşek ve Sürmeli Sokağı'nın kesiştiği alandayız. Muhtarım, neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu Sürmeli ve Şimşek Sokak'ta olan bölge, bura bizim çok amaçlı spor tesisimizin yeri, Salı Ocağı'na yakın olan yerde. Buranın gittim araştırdım, 180 tane hissesi var. 4900 adet parsel olduğu için hemen hemen 3 dönüm burası. Biz de burada zaten şey diyeceğiz, belediye başkanımıza söyledik. Belediye başkanımız en kısa zamanda gelip burayı görecek. Ona göre buraya artık semt konağı, dikiş nakış, Kur'an kursu, efendime söyleyeyim, daha değişik spor faaliyetlerinden yararlanacağız inşallah burada. Burayı en kısa zamanda yaptırmaya çalışacağız inşallah. Muhtarım, mahallenizde böyle bir eksiklik var değil mi? Tabii, şimdi bizim burada mahalle olduğumuz için, merkeze bağlı olduğumuz için sosyal şeyimiz hiç yok. Bugün mesela buraya bir halı saha yapılsa, en azından İskender Spor diye, biz mesela 30-40 sene önce İskender Spor diye bir sporumuz vardı mahallemizde. Ama şimdi mahallemiz genişledi, yerimiz var, yapamıyoruz. Ama şimdi buraya da gençler diyor ki bir halı saha yapılsa daha iyi olur. Halı saha yapılsa daha güzel olacak da şimdi vatandaşlar da biraz tepki gösterir, burası park mı şey mi diye. Buradan ben mahalle halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Burada söyleyeyim, burası semt konağı olacak inşallah. Bir kısmını da yapabilirsek bizim gençlerimize sportif bir alan yapacak. Kapalı da olsa, açık da olsa onu ileride görüşeceğiz belediye başkanımızla. İnşallah onun da şeyini alacağız. Burada Selahattin Başkan'a sesleniyorum. İnşallah burayı gelip görürler. Ben de kendilerine irtişada bulunacağım. İnşallah en kısa zamanda burayı yapmaya çalışacağız.
Peki muhtarım, çocuklar olsun, yaşlılar olsun, boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorlar? Mahallenizde sportif faaliyetleri yürütebilecekleri alanlar mevcut değil mi? Şimdi şu anda sportif alanlar yok. Eskide olduğu gibi nasıl sokakta top oynuyorsak, topaç oynuyorsak, bilye oynuyorsak, aynı burada da aynı o şekil devam etmektedir. İnşallah böyle bir yeri yaparsak o gençlerimize, çocuklarımıza inşallah daha güzel bir hizmet vermiş olacağız. Yani çocuklar genel anlamda o zaman çocuk parklarında ve sokaklarda zaman geçiriyorlar. Tabii parklarda olsun, sokaklarda olsun. Sokaklarımız da biraz genişledi zaten. Asfaltımız da yaptı, tam oynamaya müsait yer. Tabii arabalar, şimdi araba çok. Eskide araba yoktu, şimdi arabalar çok. Çocuk 5 dakika 10 dakika bekliyor ki arabalar biter, ondan sonra top oynuyor. Yani daha tehlikeli bir hal aldı. Tabii tehlikeli oluyor. En azından trafik sorunu var. Bir de araba çokluğundan dolayı parklar da yapılıyor, yerler daralıyor. Onun için yani gereken neyse inşallah her şey yapılır yani. Peki muhtarım, buraya bir okuma salonu da yapılamaz mı sizce? Tabii o şey olduğu zaman, semt konağı yapıldığı zaman okuma dedim, daha dikiş nakış, Kur'an kursu, toplantı şeyi, efendime söyleyeyim, her şey burada yapılacak yani. En basiti mesela diyelim ki bugün Melek Baba'ya şey yapılmış mesela orada, semt konağında şeyde yapılmış, orada çocuklara ders veriliyor. Niye burada verilmezsin? Burada mesela 5-6 mahalleye hitap edilecek durumda. İşte bunları en kısa zamanda belediye başkanımızdan görüşeceğiz. İşte bir sorunumuz zaten, bir iki şeyimiz kaldı burada. Bir sağlık ocağımızın bir an önce yapılması, zaten yapılacak o da. Bir de semt konağımızı yaparsak en azından %80-90 mahallemizin sıkıntısını gidermiş olacağız. Peki muhtarım, mahallenizde bulunan çocuklar Melek Baba'daki semt konağından faydalanıyorlar mı? Tabii bir bölümü faydalanıyor. Allah razı olsun. Buradan da ben Ali Demir'e teşekkür ediyorum, muhtarımıza. Duyarlılığından dolayı bizim mahallede gelip söylüyor yani, birkaç kişi orada da faydalanıyor, burs görüyor. Orada en azından gariban şeylerimiz var, çocuklarımız var, ailelerimiz var. Onlar orada şeylerini görüyor. Niye burada olmasın? Biz burada yardımcı oluruz. En azından her şeyini gidermiş oluruz. Kırtasiye olsun, elbisesi olsun, giyimi olsun, her şeyinden yönünden faydalı olacağımızı düşünüyorum yani. Değerli izleyenler, mahallede bulunan 3 parktan biri olan Fethi Öncü Parkı'ndayız. Muhtarım, neler söyleyeceksiniz? Bu park ne zaman kazandırıldı mahalleye? Şimdi bu Sebat Sokağı'nla Valide Sultan Sokağı birleştiren şeyde, bir de Melek Baba Caddesi'ne şeyden, Sadrettin Konevi Caddesi'ne şey oluyor, bağlantı oluyor. Şimdi bu park inan burası da hemen hemen 15 sene oldu, burası yapıldı ama bir düzenleme yapılmadı. Biraz düzenleme yapılırsa burası çok güzel, çocuklar için güzel bir oyun sahası olacak. Çünkü başka sportif faaliyet yapacak çocukların gidecek yerleri yoktur. O yüzden bu sene inşallah etrafını ve genel yerlerini güzel ağaçlandırmasını, oturma gruplarını, şeylerini yapacağız. Yaptıktan sonra da tabii görüyorsunuz da ilerideki şeylerde çimlendirme sorunumuz da var. O çimlendirme sorunu da ortadan kalkarsa güzel bir park olacak burası inşallah. Peki muhtarım, mahallede 3 tane park var ve 3 parkın da alan olarak gerçekten çok geniş bir alana sahip. Sadece çevre düzenlemesinde bazı sıkıntılar var. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bu ara işte belediyemizle irtibat halindeyiz. İnşallah burasını güzel bir, geniş bir şekilde yapacağız. Yaptığımız tatilde de çocuklarımıza ve gençlerimize, ihtiyarlarımıza güzel bir park alanı olacak. Çocuklar boş vakitlerini de burada da değerlendiriyorlar, evet. Burada oynuyorlar. Yani çocuklar için de çok güzel bir alan, daha çok genişletilmesi gerekmiyor mu sizce muhtarım? Şimdi genişletilmesinden dolayı buranın düzenlenmesi yapılırsa daha güzel olacak. Burası hem Hidayet Mahallesi'ne de yakın olduğu için oradaki vatandaşlar da buraya gelip burada oturmak istiyorlar. Kameramızı döşedik zaten. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Caddeler işte biraz sıkıntılı, yola yakın olduğu için çocuklarımız yola şey oluyor. İnşallah onu da düzenlemesini yaparsa daha güzel olacak. Yani bu parkta MOBESE kamerası var mı muhtarım? MOBESE yok da kamera sistemi var burada. Elektrik sistemin üstüne konmuş gizli olarak. Çünkü gelenler taş atıyorlar, kırıyorlardı.
üste bıraktığımız için daha düzenli, daha güzel olması için hizmet vermektedir. Peki muhtarım, mahallede bulunan 3 parkta da aydınlatma konusunda sıkıntılar var mı? Şimdi aydınlatma sıkıntısı yok derece kadar az yani. Çünkü her akşam onu kontrol ediyoruz. Aydınlatmada bir sıkıntı yok. Herhangi bir lamba bir şey olduğunda en fazla bir gün içinde hemen gelip yapıyorlar sağ olsun. Yani yetkililer bu konuda duyarlı. Tabii yetkililere buradan teşekkür ediyorum TEDAŞ'a. Hemen gelip yapıyorlar yani bir sıkıntı yok. Evet değerli izleyenler, vatandaş röportajı ile devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? 2 senedir oturuyorum. Adım Hamdi Yoldaş. Peki mahallede ne gibi eksikleriniz var? Vallahi mahallede çoğu eksiklerimiz vardı. Muhtarımız çoğunu giderdi. Şimdi bizim sorunumuz bu parktır. Bu parkın A tarafı çevrilmesi, bu parkta çok kötülükler vardır. Bizim istediğimiz budur. Yani başka da mahallemizden razıyık, hep birbirimizi tanıyık, biliyik. Ama bu parkın sorunu var. Bu parkın bir sorunu giderirse iyi olur. Peki siz boş zamanlarınızı buraya gelip oturarak mı değerlendiriyorsunuz? Tabii. Buraya gelip oturarak zamanımızı değerlendiriyoruz. Peki mahalledeki parklar sizce yeterli oluyor mu? Yeterli değil. Yeterli değil. Şurada bir park var, oraya zaten kimse gitmiyor. Bizim bu parkta da akşam oldu mu yani gece yarısına kadar dolu. Hoş, güzel ama işte biraz eksiği var. Peki biraz mahallenizi anlatır mısınız bize? Mahallenizden memnun musunuz? Komşuluk kültürü nasıl? Komşuluk kültürü çok güzel. Çok iyi. Birbirimizden çok razıyız. Muhtarımızdan da razıyız. Allah zaman vermesin. Ana bize çok sahibatlıydı. Nere eksikse oraya koşuyor. Muhtarımız çok güzel. Mahallemiz de güzel. Mahallemizde uyum sağlanıyor. Buraya toplanıp oturuyor. Kadın, erkek. Yani çok huzurlu bir mahallemiz var. Yani düğünde, cenazede birlik beraberlik var mı? Var. Tabii. Çadırlar kurulur, millet gider, oturur 3 gün, 4 gün. Yani birliğimiz var. O zaman şanslısınız. İnşallah herhalde şanslıyız. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? Ben İskender Mahallesi'nde burada oturayım. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Şile bile 10 sene oluyor. Peki mahallede ne gibi eksikler var sizce? Hiçbir eksiki yok. Eskide vardı, şimdi muhtar biraz yardımcı oluyor. Bize yardımcı oluyor biraz. Peki siz boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte buralara gelip işte burada aktüellerle uğraşık. Burada arkadaşlarınızla zaman geçiriyorsunuz. Yok işte 1-2 saat duruyup gidip herkes evine. Peki sizce parklar daha da artırılsın mı mahallenizde? Tabii. Ne demek olsun? Artırmak daha iyi. Sizi gördük daha iyi olduk. Ya. Peki mahallenizden memnun musunuz? Seviyor musunuz mahallenizi? Memnunum. Çok iyi. Komşuluk kültürü nasıl? Yok iyidir. Hepsi de iyi. Hepsi de. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? Ben 13 senedir. Bu mahalle değil. Benim hemen yolun üst tarafı 13 senedir burada oturuyorum. Yani peki, çok da ev yapmışım, 13 senede gelmişim. Ben Erzurum'da Kavanlı'yım. Peki mahalleden memnun musunuz? Ne gibi eksikleriniz var? Yok, hiçbir eksiklik yoktu. Zaten eski ev hep şey sürüyorlar. Komşularımız hep sürüyorlar. Başka yok. Biz, burada oturmuyor, o ileride oturuyor. Biraz ileride oturuyor. Onlar hep eski evler. Peki boş zamanlarınızı bu parka gelerek mi değerlendiriyorsunuz? Yok, hiç böyle gelmedim. 2-3 gündür buraya gelin. Biz buraya gelmedi. Bu hemşerimiz de işte bazen buraya geliyor. Yani bugünlerde camiye gideyim. Gel burada biraz uğruyorum. Yani boş zamanım çarşıya gideyim. Esnaf röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Kaç yıldır burada esnaflık yapıyorsunuz? Kaç yıldır? Ben 72'de beri esnafım. Yani bu mahallede oturuyorsunuz ayrıca. Bu mahallede oturuyorum. Peki mahalleyi bilen, tanıyan, en eskilerden olan biri olarak ne gibi sorun sıkıntılarınız var? Valla sıkıntılarımız şimdi bu ağaç. Bu ağaç eğer kesilmezse bizim bura imalathane. Ceyran birbirine temas etti, makinelerimiz yanar.
Her şey makineyle yapılıyor. Peki başka ne gibi sorunlarınız var mahallede? Ben başka bir sorunum yok mahallede. Geceler belki polis dolaşırsa iyi olur. Yani Kırgızlar şeyinde. Peki mahallenizden memnun musunuz? Memnunum ben yerimden. Birlik beraberlik nasıl? Birlik beraberlik, herkes de esnaflar birbirine iyiler yani. Komşuluk kültürü nasıl? Komşuluk kültürü, eski kültür yok. Herkes kendi evinde oturuyor işte. Televizyon var, şimdi bu televizyon oldu mu da komşuluk öldü. Peki eskiyi özlüyor musunuz? Eskiyi zaten özlüyüm. Darlık vardı, yokluk vardı ama bundan iyiydi. Yılında yapılan mahallenin en eski camisi olan Hidayet Camii'nin önündeyiz. Muhtarım neler söyleyeceksiniz? Bu cami en eski camimiz. Tabii burası en aşağı 1918'lerden beri eski şeye giden, mezarlığa giden yoldu. Bu camimiz 1940 yılında yapıldığında güzel bir şeye ortama sahipti. Şu anda metruk hale gelmiş ama en kısa zamanda burada yapılacak 70 tane hisse vardı. Bu hisselerin hepsini sağ olsunlar, dernek başkanları olsun, cami görevliler olsun, hepsi onları aldılar. Buraya sponsor olarak bir zengin bir iş adamımızı da şey ettiler. Onun yanında yardımları da alacaklar inşallah. Burayı en kısa zamanda şöyle bir ay, iki ay içinde inşallah burayı halledecekler, yapacaklar yani. Yapanlara da şeyden yardım edene de Allah razı olsun. Belediye başkanımızın da buraya katkısı oldu. Tabii ki hisseler şeyi vardı, onları da şeye aldılar, verdiler şeyde belediye olarak. Herhangi bir sıkıntı şeyi kalmadı. Buranın da işte yapımında şey dersek, vatandaşlar da biraz duyarlı olur, yardım eder de şey derse en kısa zamanda burayı telafi etmiş olacağız. İzleyenler, programımıza başladığımız yerde yani İskender Mahalle Muhtarlığı'ndayız. Muhtarımızla birlikte mahalleyi gezip dolaştık, sorunları, sıkıntıları dilimiz döndüğünce gündeme getirmeye çalıştık. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Muhtarım, şöyle bir toparlayacak olursak neler söylersiniz? Valla öncelikle ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. RTV ailesine, sizlere buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Bizlerin derdi ilaç oldunuz. Allah size yar ve yardımcınız olsun. Başarılarınızın temennisini dilerim. Muhtarım, sorunları falan gündeme getirdik, sıkıntıları, taleplerinizi evet, gündeme getirdik. İşte elektrik direklerinin yer altına alınması sorunu, işte semt konağı talebinizi, sağlık ocağının yapılması talebi, hepsini bir bir gündeme getirdik ama ulaşım konusuna hiç değinmedik. Ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyor musunuz? Şimdi ulaşım konusunda şu şekilde, sizlerle de gördük, Melek Baba yolunu çektiniz, minibüsler gelip gidiyordu, her 5 dakika 10 dakikada bir gelip gidiyor. Şimdi öbür tarafta olsun, İlyas Mahallesi'nde, Kaynaca'da, Çarmıza'da gelen minibüslerimiz var. Melek Baba'dan gelen otobüslerimiz var. Hidayet Mahallesi'ne, İskender Mahallesi'ne hemen hemen şeyinden geçiyorlar. İleri bir tarihte inşallah şey olursa bir minibüs hattını bu tarafı şey etmek istiyoruz. Nereden Melek Baba Parkı'nın oradan Neşriyat Caddesi'nden öyle, Düğün Salonu'nun orada, Şenpınar Düğün Salonu'nun orada gitmek şartıyla bir talebimiz olacak. İnşallah MOTAŞ da bu talebimize karşılık verir inşallah. Biz de onlara buradan da sesleniyoruz. Teşekkürlerimizi bildiriyoruz.
Peki muhtarım, sorunları, sıkıntıları gündeme getirdik ama hani değinmedik dediğiniz ve aklınızda soru işareti kalan bir konu var mı acaba? Valla şimdi hep gördük, soru işareti yok. Yani kasis olayı vardı, kasis eksikliğimiz vardı okullar civarında. Yeni yapılan asfaltlar var, onlara kasisle hız kesici veya da engel şeyleri koymamız lazım oraya. İşaretleri de olsun inşallah. Onu belediye, Büyükşehir Belediyesi inşallah onun şeyi talep edecek. Biz o taleplerimizi bildirdik onlara. Onlar da gelip bize en kısa zamanda bize bildirecekler. Şimdi ulaşımda herhangi bir sıkıntımız yok. Yani illaki yani kapının önünde çıktığın zaman bir minibüsün veya da bir otobüsün şey olması şey değil. Şöyle 3 dakika ve 2 dakikalık bir şeyden mesafede, 100 metre mesafede ulaşım şeylerimiz var. İnşallah o sıkıntılar da giderilecektir. Peki muhtarım, mahalle genelini gezdiğimiz zaman yolların hepsinin asfaltlandığını gördük. Siz de bu konuda herhalde çok özen gösteriyorsunuz göreve geldiğiniz günden beri. Şimdi bu mahalle, şimdi nasıl diyelim, doğma büyüme ben buradayım. Bugün 60 yıla aşkın burada olduğum için, 42 senede esnaflık yaptığım için mahallemi seviyorum. Mahalleme değer veriyorum. İnsanlar olsun, insanlar da hakikaten duyarlı insanlar. Ne desek onu yapıyorlar yani. Hiç eksik bırakmıyorlar. Biz de muhtar olarak asfaltımızı, kaldırımımızı, yağmur drenajımızı, bütün şeylerimizi her yaptık. Yalnız bir eksiğimiz var, elektrik. Elektrik de inşallah bu bir iki sene zarfında çözeceğiz. Başka da bir sıkıntımız yok. Ha biraz da parklarımızda sıkıntı var. O parkların da ödenekleri yok. Yani belediyelerimizde herhangi bir şey ödenek eksikliği olduğundan dolayı şu anda bir şey yapamıyoruz. İnşallah 3-5 ay veya da bahardan sonra parklarımızın genelini hepsini düzenli bir şekilde yapacağız. Peki evet. Muhtarım, çok keyifli bir programdı. Programımıza katıldığınız evet. için biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Size geliyoruz programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'ndeydik. Muhtarımız rehberliğinde mahalledeki sorunları, sıkıntıları yerinde görerek ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki hafta başka bir mahallede görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.